Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Menümde hiç kullanmadığım mantarı kullanacağım bu sefer. Etli bir mantar sotu hazırlayacağım. Böyle hafif sulu domates bir bulgur pilavı yapacağım. Salata olarak da ben normal salata dışında kabakla yoğurtlu bir salata yapıyorum. O da çok güzel oluyor. Bu mantarı ben tuzlu suda beklettim. Tuzu içerisine atın. Birkaç dakika şöyle ovalayıp bekletin. Böyle bembeyaz oluyor. Yarım kilo mantar, yarım kilo da kuşbaşı doğranmış dana eti kullanacağım. Kuşbaşının hatta daha bile küçük doğradım. Ben bunları biraz küçülttüm. Eti kenara alayım. Mantarları doğrayarak başlayayım. Ondan sonra ocağın başına geçeceğim. Sap kısımlarını içerisine katacağım tabii ki. Şöyle. Bu şekilde doğrayacağım. Çok inceltmeyin de. Böyle çok kalın da değil. Normal. Mantarlı et sote yapmak için uygun tencereyi ocağıma alıyorum. Altında yakıyorum. Eti bir kere sudan geçirdim. Kimisi bunun yıkanmayacağını söyleyebilir ama ben bir kere de olsa sudan geçiriyorum. Çünkü çok fazlasıyla böyle beklediği zaman kanını veriyor. Yarım kilo kuşbaşıdan daha küçük doğranmış dana etini tencereme koydum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Altında kısa alıyorum. Suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Ara ara da kontrol edeceğim. Birkaç kere kontrol ettim. Hemen bakıyorum. Suyunu çekmiş. Hemen hemen bir 20 dakikadır pişiyordu kısık ateşte. Bir yemek kaşığını çok doldurmadan tereyağı. Ben biraz tereyağı, biraz da sıvı yağ ile yapacağım. Ortalama çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ. Doğradığım 2 adet orta boy, orta boydan hatta biraz büyük yemeklik kuru soğan, 2 tane Charleston, 1 tane de sivri biberi ilave ediyorum. Soğan ve biberle bir süre kavuracağım. Yani soğan ve biberler içerisinde küçülene kadar. Soğanlar hafif kavrulduktan sonra bir yemek kaşığını çok aşırı doldurmadan domates salçası. Bir tane de orta boy domatesi yemeklik doğradım. Bulgur pilavına domates kullanacağım için çok fazla ilave etmedim. Ama pirinç pilavı yapacaksanız domatesini çoğaltabilirsiniz. Mantarımı da ilave ediyorum. Tuzu da ekliyorum. Çay kaşığıyla 2 tane koydum. Karabiber. Tamamen damak tadınıza göre ilave edebilirsiniz. Biraz pul biber. Bir miktar kekik. Kekiği 2 çay kaşığı kullanacağım. Karıştıracağım. Hafif böyle sulu olacak. Çok aşırı sulu da değil. Çok koyu da olmayacak. Sizler de damak tadınıza göre suyunu azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kapağını kapatayım. Birazcık mantarlar sulansın. Kısık ateşte ocağın altında. 10 dakikadır hiç dokunmadım. Hemen bakıyorum. Birazcık su ilavesi yapacağım. Bir su bardağı daha ekleyeceğim. Toplam 2 su bardağı kaynar su ilave ettim. Şimdi pişeceği için suyunu çekecektir. Etli mantar sotenin kapağını kapatıyorum. Arka tarafa alacağım. Altında kısacağım. 20 dakika boyunca diğer yemeklerim hazırlanana kadar orada pişsin. Etler de mantar da tam anlamıyla pişene kadar yani. Bulgur pilavı için uygun bir tencereyi ocağıma alıyorum. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Çeyrek çay bardağı kadar da sıvı yağ.
eridikten sonra bir adet orta boy soğanı yemeklik doğradım. Onu da ilave ediyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Soğan kavrulurken içerisine orta boy bir tane sarımsağı küçük küçük doğrayacağım. Sarımsak çok güzel değişik bir tat veriyor. Tavsiye ederim bu özellikle domatesli bulgur pilavına. Güzel yakışıyor. Orada 3 adet orta boy domates. Seviyorsanız domatesi çoğaltabilirsiniz. Bir yemek kaşığını çok aşırı doldurmadan domates salçası ya da biber salçası da kullanabilirsiniz. Biraz kapağını kapatayım. Daha çabuk domatesler içerisinde eriyecektir. Bir 5 dakikadır hiç dokunmuyordum. Hemen bakacağım. Domateslerim ezildi. Yeterli artık. İçerisine 2 su bardağı yıkadığım bulguru ilave ediyorum. Tuzunu katacağım. 2 çay kaşığı tuz ilave ettim. Biraz karabiber. Domateslerle birlikte bulguru da bir süre kavuracağım. Hemen direkt suyunu ilave etmeyin. Biraz kavurduğunuz zaman pilavınız daha lezzetli olacaktır. Yağı, domatesi biraz bulgura işlesin. Yeterli bir 6-7 dakikadır kavruluyordu. Ara ara karıştırdım. Şimdi artık suyunu ilave edebilirim. 2 su bardağı bulgura 2,5 su ilave edeceğim. Suyun kaynar olmasına özen gösterin. Kapağını kapatıyorum. Altını en kısa alıyorum. Hemen kabakları rendeleyip salatayı da yapayım. Bu arada yemeğe de bir bakacağım. Bir 5-10 dakikada pişerse yeterli. Suyu azalmış. Bir 10 dakikada kaynasın. Kontrol edeceğim. Etleri piştiyse altını kapatacağım. 3 adet kabak kullanacağım. Hemen rendenin büyük gözüyle rendeliyorum. Kabakların kabuklarını soymadım. Rendeledikten sonra tavaya alıyorum. Ocakta sadece 1-2 dakika yağda kavuracağım. Eğer yiyebiliyorsanız direkt çiğden de yapabilirsiniz. Kabağı kavuracağım ama ete baktım, pişmiş artık. Mantarlı et soteyi buradan alıyorum. Artık kapatıyorum. Pilavı arka tarafa alayım. Buraya da kabağı koyayım. 3-4 yemek kaşığı kadar sadece sıvı yağ ilave ediyorum. Bir iki karıştırıp kavuracağım. Böyle çok uzun uzun kavurmanıza gerek yok. Ocağın altını yüksek açın ki sulanmasına izin vermeyin. Yeterli. Sulanmadan hemen alıyorum. Çünkü çok çabuk pişiyor. Çok aşırı derecede pişmesine de gerek yok. Tamamdır. Şimdi kenara alacağım. Birazcık soğuması için bekleyeceğim. Direkt yoğurda katarsanız yoğurdunuz kesilir. Soğuyan kabağı derin bir kabın içine alıyorum. Böyle yerken hiçbir şekilde kabak tadı gelmiyor. Kabak sevmiyorsanız kesinlikle yapabilirsiniz. Çünkü kabak tadı gerçekten hiç gelmiyor içerisinde. Hazırladığım sarımsaklı yoğurttan yeterince koyacağım. Şimdi ölçeyim. 5 yemek kaşığı koydum. Yoğurdunun bol olması daha lezzetli olmasını sağlıyor. Yeterli. Hemen hemen 8 yemek kaşığı kadar koymuş oldum. Bir tutam dereotu. Dereotu sevmiyorsanız ilave etmeyebilirsiniz. Biraz zeytinyağı. Bir miktar da tuz. Karıştırıyorum. Özellikle misafirleriniz falan geldiğinde böyle ortaya meze olarak yapabilirsiniz. Çok güzel oluyor.
arası tabağına boşaltıyorum. Üzerine tekrardan azıcık şöyle sarımsaklı yoğurtla kaplıyorum. Ben burada içerisine ceviz de katacaktım. Unuttum. O yüzden üzerine serpiştireceğim. Sizler servis tabağını almadan karıştırma kabının içinde cevizinizi de karıştırın. Hatta içine katacağım diye buraya da süslemek için ceviz ayırmıştım. Neyse yine ben üzerine koyayım. Biraz da dereotuyla süsleyeceğim. Bulgur pilavı yeterince dinlendi. Yemek de pişti. Salatam da hazır. Artık yemeklerimin tabaktaki son haline geçebilirim. Etli mantar sote gayet güzel gözüküyor. Koyuluğu da gayet iyi. Sizler de nasıl seviyorsanız, eğer sulu sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Gayet güzel oldu. Etleri de, mantarı da çok güzel kıvamında pişmiş. Şöyle bir karıştırayım. Kıvamı da gayet güzel olmuş. Çok böyle aşırı derecede tane tane seviyorsanız suyunu azaltabilirsiniz. Yanına birazcık da salatadan alacağım. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Instagram'da da Seval Mutfak'ta olarak beni takip alabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.